Sekom Podcast serimize hoş geldiniz. Bilişim teknolojilerine ilgi duyan herkesi işin mutfağına davet ediyor ve bir entegratörün gözünden tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Podcast başlıyor. Sekom Günlükleri Podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ramazan Öğütcen. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk. Nasılsın? Seni birazcık tanıyabilir miyiz acaba? Teşekkür ederim, iyiyim. 25 yıldır sektörün içerisindeyim. 99 yılında ODTÜ Elektronik'ten mezun oldum ve sonrasında müşteri tarafında çalışmaya başladım. Unix admin olarak, storage admin olarak ve backup admin olarak çalıştım. Daha sonra üretici firmaya geçtim. EMC ve DELEMC'de 14 yıl boyunca çalıştım. Sonrasında da son 3 yıldan beri işte hem kendi şirketimi kurdum, son 1,5 yıldan beri de Sekom'da pre-sales ve veri merkezleri çözümleri biriminde yönetici olarak çalışıyorum. Harika. Yani bu deneyimlerle buraya gelmiş olmanız çok iyi. Peki şunu soracağım. Pre-sales nedir? İş dünyasında önemli nedir pre-sales'in? Pre-sales aslında bir ihtiyaçtan ortaya çıkan bir birim. Şöyle açıklayabilirim. Normalde sizin bir ürününüz olduğunda, bir çözümünüz olduğunda ve bu her müşteride çok net bir şekilde her müşteriye aynı çözümü ürettiğinizde normalde bir pre-sales ihtiyacınız yok. Normalde satıcı arkadaşlar, account manager arkadaşlar bu çözümü rahatlıkla sunabilirler. Ama sizin çözümünüz müşteriden müşteriye değişen, müşterideki farklı ihtiyaçlara göre şekillenen bir çözümse işte burada teknik anlamda bilgiye, beceriye ihtiyaç oluyor. Burada pre-sales devreye giriyor. Müşterideki ihtiyacı doğru anlamak, müşterideki problemi doğru anlamak, müşterideki bizim ürünlerimizin müşterilerdeki çözümlere uygun hale getirebilmek açıkçası pre-sales'in görevleri arasında. Dolayısıyla teknik anlamdaki satışa yardımcı olabilmek, teknik anlamda müşteriyi ikna edebilmek pre-sales'in görevleri. Dolayısıyla böyle bir pozisyon özellikle çok detaylı teknik bilgi ihtiyacı olduğunda, müşteriye bunları anlatmak gerektiğinde hatta işte bunda demo, workshop, POC yapmak gerektiğinde pre-sales bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor ve şirketlerde özellikle ürünleri, ürün satışı yapan, çözüm satışı yapan şirketlerde pre-sales önemli bir konuma, önemli bir pozisyon olarak öne çıkıyor diyebiliriz. Harika. Peki şimdi pre-sales önemli bir konu. Burada başarılı olmak isteyenler, başarılı bir pre-sales uzmanı nasıl olur? Birazcık da bundan bahsedebilir miyiz? Elbette. Pre-sales tabii ki teknik olarak ürüne hakim olmak, ürün hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli. Bence bunu elbette ki burada yeni pre-sales olmak isteyenlere bunu söylemek gerekiyor. Ama diğer yandan pre-sales teknik bilgiden daha ziyade işin içerisinde bir satış işlemi, satış durumu söz konusu olduğu için ben ona biraz soft skill'ler diyorum. Onların da gelişiyor olması lazım. Sosyal becerilerin de gelişmiş olması lazım. İletişim becerilerinin de iyi olması lazım. Dolayısıyla müşterilerdeki ihtiyacı doğru anlamak, orada bizim ürünlerimizi konumlandırabilmek adına geniş bir perspektiften bakabiliyor olmak da gerekiyor. Çünkü bizim ürünlerimiz sadece oralarda çalışan ve diğer hiçbir oradaki çözümle entegre olmayan ürünler değil. Dolayısıyla entegre olacağı ürünleri de biliyor olmak ve onlara uygun çözümler geliştiriyor olmak da açıkçası pre-sales'in yapması gereken şeyler. Dolayısıyla biz pre-sales elemanının hem teknik becerilerinin hem de sosyal işte iletişim becerilerinin iyi olmasını, soft skill'ler dediğimiz iyi olmasını bekliyoruz. Bunları pre-sales uzmanı olmak isteyenlere açıkçası söyleyebiliriz. Gerçekten müşteri tarafı çok zor zaten. Kesinlikle yani onları ikna edebilmek. İkna edebilmek çok zor. Bu süreçte bir de şu var. Yani o açığı görmek, onu analiz edebilmek de var. Müşteri ihtiyaçlarını nasıl analiz ediyorsunuz o süreçte? Tabii üretici tarafında bunlar için önemli tool'lar var. İşte bunlardan bahsetmek gerekirse örneğin bir veri depolama ürününü satışı yapıyorsunuz. Ki çok yaptığım için bunu belki örnek verebilirim. Burada müşterinin ihtiyacını doğru anlamak adına bu veri depolama ürününün çalıştığı alanı biliyor olmanız lazım. Yine örnek vermek gerekirse bir database kullanılacak ve bu database için aslında bu veri depolama ürünü isteniyor diyebiliriz. Burada sizin
ihtiyacı doğru anlamanın adına belirli tool'ları kullanıp müşteri tarafındaki bilgileri toparlamak, sizin konfigürasyonunuzu yapmak adına önem arz ediyor. Bunları kullanıyorsunuz. İşte operating sistem anlamında, hypervisor anlamında, işte VMware'den toplanabilecek bilgiler. Bunları detaylı olarak toplamak ve bunları analiz etmek gerekiyor. Bu analizden sonrasında aslında müşteriyi de dinlemek gerekiyor. Müşterinin ihtiyacını bir de biraz da ondan dinlemek gerekiyor. Ben pre-sales'in iyi bir dinleyici olması gerektiğini düşünüyorum. Müşteriyi doğru anlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben her zaman şunu söylerim. Pre-sales aslında doğru soruları sorma sanatıdır. Dolayısıyla eğer doğru soruları sorabiliyorsanız, bu soruları çıkarıp, bu soruları kafanızda oluşturup, müşterilere sorup bu bilgileri alabiliyorsanız doğru çözümü oluşturabiliyorsunuz demektir. Aynı zamanda doğru çözüm aslında burada çok genel bir kavram. Doğru çözüm, şimdi pre-sales bir satış işlemi yaptığı için her zaman doğru çözüm olarak bakıldığında en ucuz çözüm veya en ideal çözüm olmayabilir. Dolayısıyla burada biz pre-sales'in optimum çözümü bulmasını, en optimum çözümü bulmasını bekleriz. Dolayısıyla pre-sales'in optimum çözümü bulması bu satışı yapmasında, satışı gerçekleştirilmesinde, projenin gerçekleşmesinde çok önem arz ediyor diyebilirim. Harika. Yani şunu anlıyorum ben. Güçlü sorular, güçlü çözümler ortaya çıkarır. Evet. Buradan da pre-sales olmak isteyen arkadaşlara bir yardımcı olalım diye, öneri vermiş olalım diyelim. Peki şöyle bir durum var. Şimdi pre-sales'te siz zaten müşteriyle ilk iletişimde olan sizsiniz ve burada da müşterinin teknoloji ihtiyacını siz gideriyorsunuz. Şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Yeni teknoloji adaptasyon. Yani yazılımcılar gibi siz de sürekli kendinizi güncellemek zorunda kalıyor musunuz? Bu süreç nasıl ilerliyor? Birazcık bundan bahsedebilir miyiz? Elbette. Yani teknoloji, ben her zaman şunu söylerim. Biz IT'de çalışan insanlar olarak her zaman yenilikleri takip etmek zorundayız. Farklı bir mühendislik olsaydı, farklı bir mühendislik yapıyor olsaydık, yani şimdi belki kızacaklar ama bir inşaat mühendisi olmuş olsaydık, yani 5 yıl sonra, 5 yıl bir yerde uyuyup sonra tekrar geri gelmiş olsaydınız çok da fazla bir şey değişmiyor olabilirdi ama bizim IT teknolojisinde bu işler böyle değil. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Sürekli yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. Pre-sales olarak açıkçası çok daha fazla takip etmeniz gerekiyor. Çünkü takip etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi de şu: siz hem kendi çözümlerinizi müşteriye sunuyorsunuz, hem de bunun yanında sektördeki rakipleri de biliyor olmanız gerekiyor. Sadece kendi ürününüzü bilmek yeterli değil. Rakipler hakkında da bilgi sahibi olmak, onların zayıf olduğu yanları, onların güçlü olduğu yanları biliyor olmak gerekiyor. Aynı zamanda ürünler tabii teknolojilerle beraber değişiyor, sürekli yenileniyor. Her yıl veya 2 yılda bir. Bir yandan da teknoloji de değişebiliyor. Yani sizin örneğin bir veri depolama ürününden bahsederken daha önce biz 10 yıl öncesinde SSD diye bir üründen bahsetmiyorum. Dolayısıyla artık SSD diye bir ürün çıktı. Şimdi NVMe'leri konuşuyoruz. Dolayısıyla bunları da takip etmek gerekiyor. Yenilikleri takip etmek adına pre-sales'in bakması gereken, pre-sales'in ilgilenmesi gereken o kadar çok alan var ki, dolayısıyla teknolojileri takip etmek pre-sales için çok önemli diyebilirim. Harika. Bir de şu var. Entegratör bir firmada pre-sales olmak da ayrıca zor olması gerek, çünkü birçok alan var ve siz onların entegrasyonunu sağlıyorsunuz. Buradaki durum nedir? Yani entegratör bir firmada pre-sales olmak nasıl bir şey? Entegratör firmada pre-sales olmak açıkçası SECOM gibi 9 farklı uzmanlık, 9 farklı yetkinliği barındıran bir firmada pre-sales olmak hem keyifli hem zor diyebilirim. Şöyle ki aslında ihtiyaca binaen geliştirdiğiniz birçok çözüm olduğu için müşterinin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca giderebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ama diğer yandan da o dediğim gibi büyük resmi görebilmek önemli. Yani müşterinin ihtiyacını uçtan uca giderebilmek adına müşterideki o ihtiyacı doğru anlayabilmek önemli. Biz örneğin Cisco Network uzmanlığına sahip bir firmayız. Ama diğer yandan Red Hat'in OpenShift ile ilgili, Red Hat'in Ansible ile ilgili otomasyon çözümlerini sunabiliyoruz. Dolayısıyla bir müşterideki Cisco'daki bu ACI ile ilgili bir otomasyon ihtiyacını Red Hat'in Ansible ürünüyle giderebiliyoruz. Veya Red Hat'in OpenShift ürünlerini konumlandırırken Dell'in PowerFlex diye bir ürününü Red Hat OpenShift altyapısında konumlandırabiliyoruz. Veya video tarafındaki
Çözümlerde video tarafında gerekli olan veri depolama ürününü, hızlı olan veya gerekli olan veri depolama ürününü burada konumlandırabiliyoruz. Dolayısıyla biz entegratör firmada çalıştığımız için, bu entegratör firmada çalışan bir pre-sales'in daha fazla şey bilmesi gerekiyor. Daha fazla şey bilmesi demek, biraz daha müşterideki ihtiyacı doğru anlayabilmek adına resmi geniş, büyük açıdan bütüncül bir bakış açısıyla resmi görebilmesi gerekiyor diyebilirim. Harika. Peki konuşmamızın arasında şunlardan bahsettik. Veri merkezi çözümleri, data center'lar, bunlardan bahsettik. Sizin de uzmanınız, uzman olduğunuz veri merkezi çözümleri konusunda SECOM'da ne gibi çözümler sunuluyor? Şöyle, biz elbette ki veri merkezi çözümleri anlamında sunucu, veri depolama, hyperconverged ürünler, backup yedekleme ürünleri, backup appliance'ları sunabiliyoruz. Dolayısıyla bunları uçtan uca bakımını, kurulumunu ve benzeri işlemleri yapabiliyoruz. Bunlarla beraber açıkçası SECOM kendisini bir mühendislik firması olarak gördüğü için daha böyle niş ürünleri mümkün olduğunca müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Yeni teknolojileri takip ederek şu an Türkiye'de olmayan ve yenilikçi teknolojilerle beraber Türkiye'de iş yapabilecek vendorlarla, üreticilerle çalışmayı arzuluyoruz. Dolayısıyla bir entegratör firma olarak müşteriye bu bahsetmiş olduğum ürünleri konumlandırmak adına veri merkezi çözümleri olarak çalışıyoruz. Harika. Peki şunu da sormak isterim. Sunucu ve storage'larda yeni trend olarak bizi neler bekliyor? Bu olay nereye gidiyor? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Elbette. Sunucu teknolojileri biliyorsunuz belki işte CPU üreticileri belirli aralıklarla yeni teknolojiler ortaya koyuyorlar. İşte CPU üreticisi olan Intel 18 ayda bir yeni bir CPU duyurusu yapar. Bununla ilgili sürekli gelişmeler devam ediyor. Memory tarafında bazı değişimler var. CPU memory olarak bakıldığında bir sunucunun bahsettiğimizde en pahalı bileşeni aslında şu anda memory gibi gözüküyor. Bununla ilgili olarak bazı değişimler var. Compute Express Link denen bir teknoloji geliyor. Bir açık bir protokol, açık bir standart. Compute Express Link protokolü ile beraber aslında bu bahsettiğimiz memory'yi CPU ile beraber çok daha limiti olmadan kullanabileceğimiz, share edebileceğimiz, birden fazla sunucuya bu memory'yi paylaştırabileceğimiz bir teknoloji. Şu an tabii daha yepyeni bir teknoloji. İşte 1.0, 2.0 ve 3.0 yavaş yavaş görülmeye başladı. Çok fazla kullanılmıyor ama memory ihtiyaçları arttıkça, belki in-memory database'lerin oranı artmaya başladıkça biz bu teknolojileri duymaya başlayacağız. Sunucu tarafında bunları söyleyebilirim. Veri depolama tarafında Storage Class Memory denen bir disk tipi çıkıyor ve bu disk tipi şu an çok pahalı bir disk tipi olmasına rağmen yavaş yavaş performans ihtiyaçları artık bizim SSD'lerle, işte NVMe protokolü kullanan SSD'lerle halledilemeyeceğinde yavaş yavaş nanosaniye civarındaki performans seviyesine sahip olan SCM'ler kullanılacak. Burada storage'larda biz aslında eskiden de yıllardan beri yapay zekayı bir şekilde kullanıyorduk. T-Link mekanizması denen bir mekanizma var. Buradaki T-Link mekanizması şöyle çalışıyor. Eğer sizin veri depolama ürününüzde dönen diskler ve SSD diskler varsa blokları hangi blokların SSD disklere yazılması gerektiğini anlayarak onları SSD disklerde barındıran, diğer işte daha az performans gerektiren blokları da dönen disklerde barındıran bir T-Link mekanizması vardı yıllar önce. Bu aslında bir yapay zeka ile çalışan bir çalışmaydı, işlemdi. Dolayısıyla ileride de şu anda tabii ki all flash sistemlerle beraber bunlar yavaş yavaş gündemden çıktı. Ama ileride SCM gibi SSD'den de daha hızlı bir disk tipi ortaya çıkınca artık tekrar eskisi gibi bir T-Link mekanizması, yapay zekayı kullanan bir mekanizmanın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla SCM bizi yakın gelecekte daha performanslı veri depolama ürünleri olarak bekleyen bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Bu güzel futuristik cevaplar için de ağzına sağlık diyelim. Teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Teknolojiyle kalın.